Peygamber sevdalıları platformu, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla ve İsrail'in Filistin'e yönelik yapmış olduğu saldırılara karşı Şanlıurfa'nın Balıklıgöl platosunda basın açıklaması düzenlendi. 7 Ağustos 1979 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti kurucusu Ayetullah Seyyid Ruhullah Humeyni tarafından Filistin halkını desteklemek için Ramazan ayının son günü Dünya Kudüs Günü olarak ilan etti. Ve her yerde Kudüs davasını dinlendiriyoruz. Çünkü Kudüs davası Mescid-ül Aksa davası. Peygamber sevdalıları platformu da Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Balıklıgöl platosunda Cuma namazı sonrası basın açıklaması düzenlendi. Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'da bizzati Rabbimiz tarafından etrafı mübarek kılınan şehirdir. Mescid-ül Aksa tüm peygamberlerin ayak izlerini taşıyan beldedir. Bundan dolayıdır ki Kudüs davası bir iman davasıdır. Kudüs davası bir özgürlük davasıdır. Değerli kardeşlerim, Kudüs davası sadece Arapların davası değildir. Kudüs davası sadece Türklerin davası değildir. Kudüs davası La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her müminin davası. Bizler Kudüs davasını hiçbir mezhebe, hiçbir meşrebe, hiçbir ırka ait edemeyiz. Tarih bize bunun en büyük şahididir. Bakın tarihe, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Kudüs hassasiyetine bakınız. Selahaddin-i Eyyubi'nin Kudüs hassasiyetine bakınız. Abdülhamid Han'ın Kudüs hassasiyetine bakınız. Fatih Sultan'ın Kudüs hassasiyetine bakınız. Dolayısıyla bugün Kudüs'te